Biyopsi işlemi başta kanser tanısı olmak üzere birçok hastalığın aydınlatılmasında kullanılan organ veya dokulardan örnek alınması işlemidir. Biyopsiler tanı dışında hastanın tedavisinin şekillendirilmesinde de büyük rol oynar. Hangi dokudan ne amaçla örnek alınacağına göre biyopsi çeşitleri farklılıklar göstermektedir. Biyopsi işlemi açık ve kapalı teknikler olarak ikiye ayrılmaktadır. Açık biyopsi işlemi, dokunun çıkarılacağı bölgenin cerrahi işlemler yardımıyla çıkarılması işlemidir. Kapalı biyopsi yapılamayacağı durumlarda genellikle tercih edilir. Küçük bir örnek gerektiren durumlarda genellikle iğne biyopsisi tercih edilir. İğnenin kalın ya da ince olmasına göre kalın iğne biyopsisi, ince iğne biyopsisi olarak adlandırılır. Meme, akciğer, prostat gibi doku örneklerinde genellikle iğne biyopsisi işlemi tercih edilir. Kemik iliğinden kaynaklanan bir patolojinin varlığını ortaya çıkarmak istendiğinde genellikle bir uzun bir iğne yardımıyla kalça kemiğine girilerek biyopsi işlemi alınır. Lösemi, lenfoma, multiple miyelom ve bazı anemilerin tanı ve tedavi izleminde bu biyopsiden fayda görmekteyiz. Akciğer, mesane ve sindirim sisteminden kaynaklanan patolojileri aydınlatmada kullanılan endoskopi işleminde endoskopik biyopsiler yapılmaktadır. Bu işlemde endoskopi tüpünün ucunda bir kamera ve cerrahi ekipman bulunmaktadır. Bu ekipmanla alınan biyopsileri de gene incelemekteyiz. Bazen cilt üzerinde meydana gelen lezyonların patolojisinin aydınlatılmasında da deri biyopsileri kullanmaktayız. Bu biyopsiler shave biyopsi ve punch biyopsi olarak adlandırılmaktadır. Punch biyopsi dediğimiz işlem, derinin tüm katmanlarını gösterecek şekilde silindirik bir bıçak yardımıyla alınmaktadır. Shave biyopsi ise daha yüzeyel lezyonların aydınlatılması için yapılmaktadır. Deri biyopsilerinde lezyonun doğru aşamasında doğru yerinden yeterli sayıda örnek alınması büyük önem taşımaktadır. Alınan örneklerin dokuyu temsil niteliği ve yeterliliği tanı için büyük önem taşımaktadır. Yeterli örnek alınabilmesi için bazen görüntüleme yöntemleri ve bunun yanında hasta başı yeterlilik gibi işlemler de kullanılmaktadır.